Radyo Tiyatrosu. Acımak. Yazan Reşat Nuri Güntekin. Radyoya uygulayan Gülsüm Ezgin. Yöneten Asuman Korat. Efekt Ertuğrul İmer. Oynayan sanatçılar: Zehra Tomris Oğuzay, Mürşit Yıldırım Önal, Tevfik Ergün Uçucu, Şerif Ejder Akışık, Vehbi Orhan Aral, Tahsin Adnan Başer, Fazıl Ali Algın, Makbule Nurşen Girgin Koç, Abdülsamet Coşkun Kara, Cevdet Erol Aksoy, Müveddet Gülgün Kutlu. Tevfik Bey kardeşim, buradaki okullardan birinde Zehra adında bir öğretmen var mı? Var ama niye sordunuz, tanıyor musunuz yoksa? Hayır, tanımıyorum. Yalnız dostlarımdan biri bu hanım için sizden birkaç günlük izin istememi rica etmişti de. İzin mi istemenizi rica etmişti? Evet, hem de yalvardı. Zehra öğretmenin İstanbul'da ihtiyar hasta bir babası varmış. Son günlerde durumu iyice ağırlaşmış. Belki de izin koparmak için büyütülmüş bir olaydır ama bir şey yapmak mümkünse... Mümkün tabii mümkün. Yalnız benim bildiğim Zehra'nın kimsesi yoktur. Buraya Milli Eğitim Müdürü olarak geldiğimde tanıştık. Aşağı yukarı 5 yıl oluyor. Hiç babasından söz açtığını duymadım. Yoksa Zehra adında bir başka öğretmen daha mı var? Hayır hayır. Aradığınız benim bildiğim Zehra olmalı. Zaten il sınırları içinde bu adı taşıyan başka öğretmen yok. Vallahi Tevfik Bey kardeşim, bana söylenen bu. Babası çok hasta, izin alıp gelsin diyen de benim çok yakın bir dostum. Biraz sonra kendisine sorarız, bakalım ne diyecek. Zehra öğretmeni hemen görebilecek miyiz? Zaten size okulları gösterecektim. Önce Zehra'nın okulundan başlarız, olur biter. Aslında göreceğiniz en iyi okul da onun okuldur. Döşenize çok çalışkan. Hem de nasıl. Halk onun okulunu Zehra abla okulu diyebilir. Aferin Zehra öğretmene. Cidden çalışkan. Mesela badana için, damın aktarılması için para yolladık. Bütün bu işleri tek başına para harcamadan yaptı. Bizim yolladığımız parayla da okul için ders araçları satın aldı. Ayrıca mahallenin zenginlerinden topladığı paralarla okulu genişletti. Bahçe duvarı ördürdü. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de bahçeye oyun salonu yaptı. Bunlar okulun gözle görülen kısımları. Biraz da görünmeyen kısımlarından söz etsiniz Tevfik Bey. Çocuklarımıza verdiği terbiyeyi soruyorsunuz değil mi? O da mükemmel, o da iyi. Bir kahramandan söz ediyor gibisiniz. Hiç mi eksiği yok bunun? Hiç eksiksiz insan olur mu? Zehra'nın da kendisine göre eksiği var elbette. Nedir bu eksiği? Şerif Bey kardeşim, dürüstlüğüne, temizliğine, çalışkanlığına toz kondurmadığım Zehra'nın büyük bir eksiği var. Zehra acımak duygusundan yoksun. Ne diyorsun Tevfik Bey? İnsan olur da acımasını bilmez mi? Bu konuda tartışmalarımız da oldu. Hatta yeri geldi çatıştık da. Bakınız bir örnek vereyim size. Bir gün daireye geliyordum. Duvarın dibine oturmuş 3 kız çocuğu gördüm. Evet. Çantalarını bir büyük taşın üstüne koymuşlar, konuşup duruyorlardı. Sizi görünce kaçmadılar mı? Hayır hayır. Yanlarına yaklaşıp neden okula gitmediklerini sordum. Birisi gittik ama öğretmenimiz bizi okula sokmadı, evlerimize yolladı dedi. Bu çocukları Zehra mı okula sokmamış? Evet, Zehra almamış. Çocuklara sordum sebebini. Zamanında okula gelemiyoruz da onun için almadı dediler. Neden zamanında gelemiyorlarmış? Birinin evinde saat yokmuş. Bulutlu havalarda zamanı bilemezmiş. Birisi de annesi hasta olduğu için ev işlerini bitirir. Küçük kardeşini doyurur. Ondan sonra evden çıkabilirmiş. Öteki de nalın giyermiş. Bu yüzden alınmamış okula. Çocukları okula götürüp durumu öğretmene anlatmadınız mı? Anlatmasını anlattım ama o yine bildiğinden dönmedi. Allah Allah. Bu kadar da olmaz canım. Acımasını bilmeyen insan yarım insandır benim gözümde. Buyurun gidelim. Bir de kendisini görelim, bakalım nasıl bulacaksınız. Hay hay, buyurun. Okul dağılmış. Bakınız Şerif Halil Bey kardeşim. Evet. Şu çocuğun potinini bağlayan hanımı görüyorsunuz ya. Evet. İşte Zehra öğretmen odur.
Ben de anlattığınıza baktım da iri yarı biri sandım. Oysa ufak tefekmiş. Zehra Hanım! Zehra Hanım! Sana çocukluk arkadaşımı tanıtayım. Milletvekili Şerif Halil Bey. Memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum Zehra Hanım. Biz mülkiyeyi bitirince o mutasarrıf oldu. Ben de milli eğitimi seçtim. Şöyle buyurun efendim. Sizi havuzun karşısına götüreyim. Hay hay. Evet, buralarda çok güzel. Ağaçları, çiçekleri siz mi yetiştirdiniz kızım? Ben yetiştirdim efendim. Çok iyi. Havuz da güzelmiş. Arkadaşım Şerif Halil Bey 2 gündür misafirim. Sizi de görmek isteyince buraya getirdim. Evet, İstanbul'daki bir dostum sizi görmemi istemişti de. Sanırım babanızı tanıyormuş. Babamı mı? Yanlış olacak. Benim babam yok efendim. Nasıl olur? Aradığınız bir başka Zehra olamaz mı? İl sınırları içinde Zehra adında başka öğretmen yok ki. Okulunuzun adını bile söylediler. Madem ki size babam olmadığını söyledim, demek ki yok. Yine de bu işte bir yanlışlık var diye Şerif Halil Bey'e söyledim. Öyle ya 5 yıldır tanırım seni ama babandan söz açtığını hiç duymadım. Yani aradığım Zehra siz değil misiniz şimdi? Ben değilim efendim. İşte buna sevindim. Çünkü kötü haber getirmiştim. Ne gibi efendim? Babası çok hastaymış. İstanbul'a gitmesi için birkaç günlüğüne izin almamı istemişlerdi. Hasta mıymış? Evet. Nesi varmış acaba? Söylediklerine bakılırsa son günlerini yaşıyormuş. Çok mu hastaymış? Hayat tehlikede miymiş? Sanırım öyle. Sorularım için özür dilerim. Buyurun size okulumu göstereyim. Hay. Öğrencilerimizin yaptığı resimler. Bunlar da el işleri. Efendim, ben gidip şu çocukları susturayım önce. Çocuklar! Hayret edilecek şey. Demek ki bana söyledikleri Zehra bu değil. Sanırım ki Şerif Bey aradığımız Zehra bu. Yalan söylemedi ya. Bilinmez. Ama bu olduğuna eminim. Babasından söz açılınca nasıl şaşırdı, hatta kızdı. Ne derseniz deyin ilgilendi gibi geldi bana. Desenize bu işin içinde iş var. Bana da öyle geliyor. Neyse, biz gidelim artık. Gidelim Şerif Halil Bey kardeşim, gidelim. Giriniz. Beni emretmişsiniz efendim. Bir telgraf aldım da kızım. Hemen İstanbul'a hareket etmenizi bildiriyorlar. Ölmüş mü? Kim? Babam. Hayır, ölmemiş. Yalnız hastalığı artmış. Gerçi umut kesilmez. Fazla bilgi var mı telgrafta? Hayır, yalnız mümkün olduğu kadar çabuk İstanbul'a gitmeniz gerekiyor. İşte telgrafınız. Babanız ağır hasta. Derhal İstanbul'a geliniz. Hemen hazırlanmalısınız kızım. Tren saati 15'te istasyona geliyor. Siz o zamana kadar hazırlığınızı yapın, onunla istasyona gidersiniz. Teşekkür ederim. Araba aramanız gerekmez. Çünkü gitmeyeceğim. Nasıl olur kızım? Gitmemem gerekiyor da. Babanız hasta, hem de çok hasta. Sizi 4 gözle bekliyorlar. Siz de gitmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Sebebini açıklayabilir misiniz? Geçenlerde sizden gerçeği sakladım. Babamı inkar ettim. Fakat tam olarak da yalan sayılmaz bu. O Mürşit Efendi üstümde babalık hakkını yitirmiş biridir de. Neden kızım? Bütün aileyi yıktı da onun için. Bir ben kurtarabildim kendimi. O da ne güçlükle. Bilemezsiniz, 8 yıl önce bir bozgundan, bir yangından kaçar gibi kendimi nasıl buraya attım. Yine de babanızdır kızım. İstanbul'a gitmeyeceğim. Bu Mürşit Efendi'yi tanımıyorum. Tanımamakta da kendimi haklı görüyorum. Madem ki öleceği varmış, bir köşede çekilip ölebilirdi. Böyle deme kızım, hiç mi acımıyorsun? Hiç acımıyorum. Onun yüzünden acımasını unuttum. Düşkünlere, çaresizlere acımak elimden gelmiyor. Ne yapayım? Böyle söyleme Zehra. Acımasını bilmeyen insan olmaz. Doğru söylüyorum Tevfik Bey. Babam denen o Mürşit Efendi'yle yüz yüze gelemem artık. Bana sorarsan yine de gitmeni isterim. Ne kadar kötü olsa yine de babadır. Gerçekleri söküp atamayız kızım. Ne yapacağımı bilemiyorum Müdür Bey. Çektiğimi bir bilseniz. Çocukluğumu yaşamadım. İçimin karanlığını unutabilmek için olanca gücümü çalışmaya verdim. Ama yine de kurtuluş yok gerçeklerden. Gerçeklerden kurtulamayız kızım. Yalnız onları göğüslemesini bilmeliyiz. Sen bütün olanları unutup İstanbul'un yolunu tutmalısın. Hadi davran kızım. Şaşkınlık içerisinde. Gideyim bari. Yine insanlık bende kalsın. Elini çabuk tut öyleyse. Sen bir çırpıda eşyalarını topla, ben de istasyona kadar araba bulayım sana. Hadi. Peki müdür bey.
Bir gün önce gelemez miydin kızım? Merhum vefatından 3-4 saat önce kendisini kaybetti. Bir daha da açılamadı. O zaman bile Zehra, Zehra diye inlemeye devam ediyor. Babam mı Zehra diye inliyordu? Evet kızım, baban. Bizimki zavallı adam acı çekiyor, can veremiyor. Kızının bir şeyini bulup versek de ferah ferah ruhunu teslim etse dedi. Sandığını açtık, eşyalarını karıştırdık. Elimize bir kurdele geçti. Zehra Hanım'ındır dedik, verdik eline. Allah seni inandırsın kızım. Mürşid Efendi o saat sakinledi. Peki babam ne zamandan beri sizde kalıyordu Behbi Bey? Sen bilemezsin kızım. Biz Mürşid Efendi ile akraba oluruz. Bundan bir hafta önce Zeyrek yokuşundan aşağı inerken bir köşe başında burun buruna geldik. Başı açık, ayakları çıplaktı. Bir deri bir kemik kalmıştı. Kendini düşünmeyenin sonu budur işte. Mürşid, sen misin? Bu ne hal dedim. İşitilmeyecek kadar yavaş bir sesle, hastayım, sesim çıkmıyor diyebildi. Onun sağlam günlerini de görebildik. Yaptığını beğeniyor musun? Bak ne duruma düştün dedim, ses çıkarmadı. Akraba değil, 7 kat el olsa onu bu halde sokakta bırakamazdım. Alıp eve getirdim. İyi etmişsiniz. Biz yoksul insanlarız. Hacca gidecek, zekat verecek durumumuz yok. Bari bu kadarcık da bizim sevabımız olsun dedik. Sevabınız mübarek olsun. Ne yapalım? Başın sağ olsun kızım. Hayat bu. Evet, hayat. Er geç hepimizin başına gelecek. Kızım, merhumu görmek ister misin? Hayır, istemiyorum. Allah Allah, acayip. Merhum babanızın tahta sandık içinde birkaç eşyası var. Bu sandık nasılsa arkadaşlarından birinin evinde unutulup kalmış. Buraya nasıl geldi? Mürşid Efendi'nin bizim bu köhne evimizde konakladığını duyunca getirip bıraktılar. Sanki isteyen varmış gibi. Hayatta bulunan tek çocuğu olduğunuz için sandık size aitti. Anahtarlarını alın kızım. Hayır, hayır. Bu insanla aramda hiçbir ilişki kabul etmiyorum. Sandığı yarın mezarlığa gelecek ıskatçılara verirsiniz. Yalnız borçları kalıyorsa onları ödeyeceğim tabii. Hadi kızım. Ölü şu yan odada. Sizi beklediğimiz için kaldırmadık. Onu dünya gözüyle son defa görün. Belki bana kötü insan diyeceksiniz. Ama ne yapayım ki, annemi, kardeşimi, büyük annemi türlü eziyetlerle öldüren, beni küçük yaşımda sokağa atan bu adama baba diyemiyorum. Biliyorum ama yine de babanızdır. Ölüden öç alınmaz kızım. Başka türlü hareket etmek elimden gelmiyor. Öyleyse buyurun içeri yatıp uyuyun. Biz Mürşid Efendi'yi sabaha kadar bekleriz. Sabah olunca da ölüyü götürüp gömmek düşer hepimize. Peki efendim, nasıl isterseniz. Kirli geçmişinle döküntülü sandığını miras olarak bıraktın ha Mürşid Efendi. Mirasın böylesi de görülmüş değil. Renkli bez parçaları, silinmiş fotoğraflar. Kurdelayla bağlanmış bir tutam saç. Aa, bu da ne? Oo, diploma. Hem de mektebi mülkiyeden. Allah Allah. Aa, bu da nesi? Hatıra defteri. 25 Ağustos. Bugün mektebi mülkiyeden diplomamı aldım. Memleketin belli başlı insanları arasına giriyorum. Aç, susuz, uykusuz geçen yoksul günlerimi Allah'a ısmarladık. Bir daha Vezirhan'daki bu zavallı bekar odasının önünden bile geçmeyeceğim. Annemi düşünüyorum. Zavallı kadın. O kadar acele edecek ne vardı? Ne olurdu bugün sağ olsaydın, oğlunun başarısını gözünle görseydin. İşte Sivas iline maiyet memur oldum. Arkadaşlarımın arasında ilk memuriyet alan benim. Diploma aldığım gün en büyük, en güzel günüm demiştim, yanılmışım. Ben asıl bugün dünyaya geldim. Bir küçük masam, kendime ait bir evim var. Programımı önümdeki masanın kırık camına yerleştiriyorum. Yalan söylemeyeceğim.
Her zaman vicdanımın sesini dinleyeceğim, kanunların dışına çıkmayacağım, rüşvet almayacağım. Meslektaşlarımla iyi geçineceğim. Burada şimdilik en iyi arkadaşım Milli Eğitim Başkatibi Tahsin Efendi. Bugün hava güzel evlat. Yemeğe de epeyce zaman var. Biraz dolaşalım mı? Dolaşalım Tahsin Efendi. Bugün fazla bunaldım nedense. İyi iyi. Bunalmaya başladınsa adam oluyorsun demektir. Oh ne güzel. Allah'ın en büyük nimeti hava ile su. Bunlardan yararlanmasını da bilmiyoruz. Arada bir akşamüstleri dolaşmak ne iyi olur. Mürşit, evlat, dolaşmak bizlerden geçmiş. Sen bana bakma. Eve gitmeyi canım istemiyor da. Rakı içsem dayak yemekten beter oluyorum. Canım sıkılıyor Tahsin Efendi. Bugün istemeden arkadaşlarımdan birini incittim. Aferin, aferin. Dedim ya adam olmaya başlıyorsun. Hep söylerim ya, daha toysun. Bu hayatta her zaman kibarlık sökmez. Çaresiz alışacaksın. Neydi zorunuz? Kendisine ait olan bir işi bana yüklemek istiyordu. Adam haklı. Haklı mı dedin? Haklı ya. Bak sebebini söyleyeyim. Ateş gibi bir gençsin. Durmadan çalışıyorsun. Amirlerin başlangıçta bundan hoşlanıyorlar ama bir zaman sonra alışıyorlar. Alışıyorlar mı? Alışıyorlar ya. Nasıl ki akşama kadar uyuklayan öteki arkadaşlarına alıştılarsa senin çalışkanlığına da alıştılar. Ötekiler daireye geç gelse gözleri görmez. Sen gecikirsen gözlerini açarlar. Marif'in raporlarıyla sen, muhasebenin cetvelleriyle sen, bilmem hangi dairenin sicilleriyle sen uğraşıyorsun. Ne yapsın? O arkadaşın da kendi işini sana yükletmek istemiştir. İştah kursağında kaldı. Zira beni kaymakam olarak gönderiyorlar. Kaymakam olarak mı? Evet. Bak buna sevindim. Yalnız oralarda söylediklerimi unutayım deme. Dünyayı iyi tanı evlat. İlçede büyük bir hevesle çalışacaktım. Ama olmadı. Su yoktu. Halk kokmuş bir bataklıktan su içiyordu. Çocuklar arasında müthiş bir dizanteri hüküm sürüyor. Her gün hükümet konağının karşısındaki mezarlığa bir iki masum cenazesi geliyordu. Belediye doktoru içilecek su gelmeyince bu ölümlerin önü alınmaz diyordu. Vilayete, belediyeye, hasılı dört yana başvurdum. Düşüncemi hepsi kabul ediyordu. Fakat işler çok ağır yürüyor, mini mini çocuk tabutları penceremin önünden geçmekte devam ediyordu. Bu cenazeleri gördükçe boğazım tıkanıyor, yumrukla göğsüme vurarak katil, katil bunları sen öldürüyorsun. Hani vicdanının sesini dinleyecektin diye söyleniyor, bazen de hıçkırarak ağlıyordum. Sonunda istediğim tahsisatın bir kısmı geldi. Hemen işe başladım. Geceli gündüzdür çalıştım. Toz toprak içinde uğraştığımı görenler bana Irgatbaşı adını taktılar. Para bittikçe ilçenin zenginlerine koşuyor, yardımdır, borçtur istiyordum. Bir gün yine işçilerle birlikte toz toprak içinde çalışıyorken arabayla temiz giyinmiş iki müfettiş çıktı geldi. Bana işten el çektirdiler. Sorguya çekildim. Suçum çoktu. Keşif raporları hatalıydı. İhale için gerekli olan zaman dolmamıştı. Halktan baskı yoluyla para toplamıştım. Yine iyi adamlarmış. Mahkemelerde süründürmediler de şartları daha kötü bir ilçeye gönderdiler. Hayret doğrusu. Bunları yazan babam ha. Sonunu merak ediyorum şimdi de. Hayatının sabıkalı yönü nasıl başlayacak acaba? 4 yıl bu defteri eline almamış. Sonra yeniden yazmaya başlamış. Bu zaman içerisinde başıma gelmeyen kalmadı. Doğu illerinden çoğunu gezdim gördüm.
İftiraya uğradığım günler oldu. Suslandırılıp mahkemelere de verildim. Köylerden birine giderken uçuruma yuvarlandım. Bana bir şey olmadı ama zavallı hayvanım öldü. Günlerden bir gün aşiretlerden biri isyan etti. Bulunduğum ilçe merkezini yağma etmek için bastı. Jandarmalar halkın yardımıyla asileri kaçırdılar. Bu benim başarım sayıldı. Dahiliye nezareti beni teltif etmek istedi. İstesem mutasarrıf da olabilirdim. Açık olan Diyarbakır Tahrirat Müdürlüğü'nü istedim. Kabul ettiler. Fazıl Efendi mi hastalanan? Evet evet Fazıl Efendi. Gidip bakayım. Geçmiş olsun efendim. Bir şey mi oldu yoksa? Kuzum Mürşit Efendi. Efendim? Kendimi iyi hissetmiyorum. Beni evime kadar götürürseniz sevinirim. Elbette. Ben şimdi bir araba bulur sizi götürürüm. İsterseniz birlikte daireden çıkalım. Çok iyi olur. Buyurun. Buyurun yaslanın koluma şöyle. Nasılsınız? Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Bana büyük geçmiş olsun diyeyim Mürşit Efendi. Ölüyordum. Ölüm o kadar korkulacak bir şey değil. Çocuklarım olmasa. Şu düşündüğünüz şeye bakın. Ufak bir baygınlık geçiren her adamın ölmesi gerekse dünyada tek insan kalmazdı. Oh, yine felalık geldi. Mürşit Efendi. Nefes alamıyorum. Gömleğimin yakasını açabilir misin? Çok kötüyüm. Ne şey? Oh. Bir dakika kıpırdamayın. Şimdi sizi rahatlattırırım. İşte bakın. Gömleğinizin yakasını açtım. Evet. Ya daha iyisiniz değil mi? Aman Allah'ım. Boğuluyorum. Eve de gelmiştik. Arabacı, sağdaki evin önünde hemen dur. Ben gidip ailesine haber vereyim. Açar mısınız kapıyı? Fazıl Efendi hastalandı. Fazıl Efendi. Allah aşkına söyleyin yoksa çok mu ağır? Nerede o? Fazıl Efendi nerede? Arabada efendim yatıyor. Ne? Yabancının hatıra defterini gözden geçiriyormuşum gibi geliyor bana. Şu yazılarla onu yan yana getirdim mi şaşırmamak mümkün değil. Hepsini okuyup bitirmeli. Diyarbakır Mal Müdürü Fazıl Efendi 200 lira kadar borçtan başka bir şey bırakmamıştı. Alacaklar cenazenin kalkmasını bile beklemeden dört bir taraftan geldiler. Birkaç gün içinde ne var ne yoksa satıldı. Fazıl Efendi'nin karısıyla kızına memleketlerine dönecek kadar bile para kalmadı. Mal müdürünün yakın dostlarından değildim. Son nefesini bir rastlantı sonucu yanımda vermesi, ailesiyle aramızda akrabalığa benzer bir yakınlık doğurdu. Onlara yardım ettim. Kızları Müveddet Hanım'ı çok beğeniyordum. Dikkati çekecek derecede güzeldi. Ağırbaşlı bir görünüşü vardı. Evlenmek için daha ne kadar bekleyebilirdim? Bir gün...
Emin olunuz bey oğlum, ben burada sadece merhumu bırakıp gittiğime yanmıyorum. Yoksa benim bilmediğim bir başka tasanız mı? Aa, tasaya. Sizi burada bırakıp gitmemiz tasaya. Çok teşekkür ederim efendim. Fena günlerde elimizden tuttunuz. Benim için hemen hemen bir evlat oldunuz. Sağ olun. Ben de sizi bir büyük, bir anne olarak görüyorum. Size anne olmayı ne kadar da isterdim. Ben de yalnızım. Benim de bir anneye ihtiyacım var. Zaten kızınız Müveddet'in iyi bir hayat arkadaşı olacağına inanıyorum. Oh, bu isteğiniz kızım Müveddet'i de çok sevindirecek. Bilmem ki Müveddet ne der. Oh, ne desin, sevinir. Benim gibi o da sevinir. Hemen evlenirdik. Diyarbakır Çarşısı'nın iyi yerinden ev tutar, yeniden düzen kurardık. Öyleyse hazırlıklara başlayalım. Ben de hemen gidip Müveddet'e durumu anlatayım. Evim ne kadar da güzel. Hele karım, hele Müveddet. O evin biricik süsü. Güzel dedikleri de Müveddet gibi olmalı. Mürşit oğlum, neler söylüyorsun kendi kendine? Yeni eşyalarımıza bakıyorum. Aa, da. Yeni eşyalarımız güzel. Bize göre çok bile. Benim için hiçbir şeyin önemi yok. Bir lokma bir hırka yeter. Yalnız zavallı kızımın işlenmesinden korkarım. Ne kadar olsa taze, cahil. Bir şey mi oldu anne? Müveddet'in işlenmesini ben de istemem. Geçenlerde alay müftüsü kızına bir roza yüzük almış. Yavrumun gözü toktur ama ne de olsa çocuk. Bir türlü kızın parmağından gözünü ayıramadı. Müveddet yüzüğü çok mu beğenmiş? Aa, beğenmese bakar mı hiç? Öyleyse hemen bulur buluşturur bir yüzük alırım ona. Vallahi söylemekten maksadım yüzük istemek değildi oğlum. Sakın aklına bir şey gelmesin. O nasıl söz anne? Karım daha iyilerine layık. Evladımdan çok seni, senin şerefini düşünüyorum oğlum. Kimsenin yanında küçük düşmeni istemem. Şam kumaşından perde bizim neyimse. İki top basma yeter de artar bile. Yalnız sokaktan geçenlerin pencerelere baktıkları zaman tahrirat müdürün evine bakın diye seni ayıplamalarından korkarım. Borç harç yine de en iyilerinden alırım anne. Siz hiç tasalanmayın. Ne o? Ama yüzünüz asık. Bir şey olmuş gibi duruyorsunuz. Bazı dedikodulara canım sıkıldı da. Oh, neler söylüyorlarmış neler. Ya, neymiş dedikleri? Hastalıklı ihtiyar kaynanasını mutfağa atmış, yemek pişirtiyor diyorlarmış. Kaynanasını mutfağa mı atmış diyorlar? Sebep de ne? Evimizdeki dirlik düzenlik. Gözü kör olasıcalar. Sözde aramızı bozacaklar. Nasıl aramızı bozacaklar? Öyle ya çocuğum, öyle ya. Bu söz kulağına giderse kaynanan beri ötüde beri de söyleyip geziyormuş diye hatırın kalmaz mı? Neden hatırım kalsın anne? Ben elin dedikodularına önem verecek adam mıyım? Ben gerçi romatizmalı, hastalıklı bir kadınım ama senin güzel hatırın için, evladımın mutluluğu için bu yaşımda ocak başlarında kavrulmak değil, ateşlerde yansam gam yemem. Anneciğim, bunları söylediğine iyi ettin. Ben senin yorulmanı da, başkalarının yanında küçük düşmeni de istemem. Yarından tezi yok, beğendiğin gibi bir aşçı bul. Benim melek damadım. Kızımdan çok seni seviyorum desen yalan değil. Anne, Müveddet'in ortalarda göründüğü yok. Bir yere mi gitti? Bir taraflara çıkacak hali var mı? Oğlum hasta, içeride yatıyor zavallı. Hasta mı dedin? Başım ağrıyor demiyor muydu? Şimdi hepten yataklara düştü. Ya, doktorlarda bir şey yok diyorlar. Ne yapayım bilmem ki. Başım düşüyorum. Gel Müveddet kızım, gel. Mürşit'le hal yolu söz ediyoruz da. Gel çocuğum, gel. Şu başım nasıl ağrıyor anlatamam. Geçmiş olsun karıcığım. Doktorlar da getirdin, ilaçlar da aldın. Bir şeye yaramadı oğlum. Hangi doktor geldiyse bir şey yok diyor. Ne yapalım? Ben sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? Müveddet sıla hastalığına tutuldu. Ne dedin, nasıl? İstanbul'a gidebilseydik bu ağrılardan da kurtulurduk. Ya sıla hastalığı demişler, buna kolay mı? Nasıl olur, Müveddet İstanbul'u bilmiyor. Bilmesin ki. Sıla toprağı bu. Tütmez mi sanıyorsun insanın gözünde? Hele bu sıla İstanbul'sa. Diyarbakır'da kaldık da ne oldu? Ola ola bir tahrirat müdürü oldun. Hep burada mı kalacağız? Arkadaşların birer birer köşe başlarını tutuyor da senin kılın bile kıpırdamıyor. Ne yapmamı istiyorsun yani? Buralarda gençliğimi öldürme de ne yaparsan yap. Arkadaşlarına yazımı yazarsın, telmi çekersin.
Ne edersen et de kendine İstanbul'da iş bul. İş dediğin hemen bulunur mu sanıyorsun? Gevşek davranırsan elbette bulunmaz. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Bunu bilmiyor musun? Tahrirat müdürlüğünü beğenmiyor musun? Müdürlükmüş. Hiç olmazsa gözünü biraz daha açamaz mıydın? Herkesin parasına karşılık bizim yığın yığın borcumuz var. Böyle söyleme müveddet. Borca giriyorsam senin için, senin ihtiyaçların için giriyorum. Bak sen şuna. İhtiyacımı gidermeyecektin de neden evlendin? Yorganımıza göre ayak uzattığımız var mı bizim? Söyletme fazla müveddet. Uzatmayın çocuklar, uzatmayın. Dost var, düşman var, uzatmayın. Bakın söz borçtan açıldı da aklıma geldi. Nafa mühendisi karısına valinin düğünü için bir kadife elbise yaptırmış. Kadın orada burada bakalım tahrirat müdürün hanımı düğüne nesini giyip gelecek diyormuş. Müveddetin hastalığını öne sürsek de düğüne gitmesek derim ha. Müveddetin yok mu giyiciyi anne? O mavi takımı daha geçen ay diktirdik. Herkesin sırtında o kumaş. Daha ne kadar giyici? Aman canım, düğüne gitmeyiz olur biter, neden ağzınızı yoruyorsunuz? Borçla değil mi, bir de kadife kumaş alalım bakalım, oldu mu? Hele şükür. Kadife elbise yaptırtacak. Sen onu bunu bırak da İstanbul işine bak. İstanbul'a gitmenin yollarını ara. İstanbul'a da gideceğim. Bakalım orada ne yapacaksın. Aklınla bin yaşa evladım. Bizi bu Diyarbakır'dan kurtar. Müveddete güzel dedikçe davranışları değişiyor. Ben bunu anlayamıyorum. Ortada bir kötülük yok ki evladım. İstanbul'a gidelim diye Fazıl Efendi'ye de söylemiştik. Sözümüz geçmedi. Onun elinden çektiklerimi anlatsam şaşarsın. Sert erkekti. Onun eziyeti yetmiyormuş gibi komşuların dedikodusu da çıkardı ortaya. Bizi kimseler çekemezdi. Neden çekemesinler? Komşuların alacağı vereceği yok ki sizinle. Öyle deme oğlum, çekemezlerdi. Hem belediye tabibi hem de öteki doktorlar müveddetin hastalığı için sadece sinirleri gerilmiş, o kadar dediler. Ama ben yine de İstanbul'a gideceğim. Hele göreceğiz orada neler çıkacak karşımıza. İyilik güzellik çıkar, ne çıksın başka? İstanbul'a gidiyor musunuz öyle mi? Evet. Gümrükte bir müfettişlik için söz verdiler. Fena ettiniz. İstanbul'un sizin için yıkım olacağını sanıyorum. Eşimin sıhhati için gitmem gerekiyor da. Ya öyle mi? Yolculuk ne zaman? Niyetim yakında. Fakat bazı engeller var. Para ki... meselesi değil mi? Evet Abdülsamet Bey. Para sıkıntısı çekiyorum. Ben sizi öteden beri severim. Dilerseniz size bir miktar para verebilirim. Teşekkür ederim. Ben de nasıl açayım diyordum. Efendim, ben sizin İstanbul'a gitmenizi istemiyordum. Fikrimce bu sizin için iyi olmayacak. Madem ki olan olmuş, bunca yıllık tuz ekmek hakkı var. Size ufak bir hizmette bulunmayı görebilirim. İsterseniz senet yazalım. Hacet yok. Ne zaman eliniz genişlerse gönderirsiniz. Şayet Allah göstermesin işleriniz daha fena giderse o zaman sizi sıkıştırmam. Teşekkür ederim efendim. Başka ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne olacak Mürşit oğlum? Ben görevimi yapıyorum. Beyefendi, sizin kadar yüksek ruhlu insanlar dünyada az bulunur. Kayınvalidem de ayrıca bir ricada bulundu. Elçiye zeval yok değil mi efendim? Buyurun. Efendim, evimizde fakir bir hafız yatıp kalkar. Bir de ihtiyar anası var. Kendi hallerinde fakir insanlar. Bize o kadar alıştılar ki ayrılacakları için tasalanıyorlar. Biz buradan gittikten sonra yersiz yurtsuz da kalacaklar. Demek sizin evde kendi halinde bir hafız kalıyor ha? Kayınvalidemin aklına bir şey geldi. İstanbul'da efkaf işlerinde cami hademeliği gibi işler bulabilir dedi. Evet, başka? Sizin sözünüz geçer. Hem siz Diyarbakır'ın zenginlerindensiniz, hem de yıllardır burada efkaf müdürlüğü yapmaktasınız. Hatta efkaf nazırlığına getirilmeniz söz konusu olmuş. Bu fakire yardım elini uzatırsanız bizi çok sevindireceksiniz efendim. Mürşit oğlum, ben kimsenin işine karışmak istemem. Buna rağmen sana çok önemli bazı şeyler söyleyeceğim. Beni baban yerine tut. Yanlış anlarsan o da senin bileceğin şey. Üzerime düşen insanlık görevini yapayım da. Buyurun. Buyurun Abdülsamet Bey, sizi dinliyorum. Mürşit oğlum, sözümü sonuna kadar dinle. Bugün değilse bile yarın mutlaka bana hak vereceksin. Şu kızını aldığın aile var ya, çok kötü ailedir. Diyarbakır'da artık çocukların bile bildiği bu gerçeği yalnız siz bilmiyorsunuz. Neler diyorsunuz efendim? Evet, aynen böyle. Adını dilinden düşürmediğin kayınvaliden bir yılandan farksızdır.
Zavallı Fazıl Efendi'yi onlar kahrından öldürdü. Allah Allah. Ölüm onun için kurtuluş oldu. Şu ana kadar bunları söylemek de istemiyordum. Son ricanı duyunca çileden çıktım. O sözde hafız kimdir? Evinizde ne iş yapar biliyor musun? Kayınvalidenin aşığıdır o. Bunu herkes bilir. Kötü ruhlu kayınvaliden Mürşit Efendi'yi bu kadar saf ve temiz görünce adamı eve alıp besletmeye cesaret etti. Olayları birer birer hatırlarsanız siz de anlarsınız. Neden borca battın boğazına kadar? Zengin ailelerle yarışa kalktılar da ondan. Sonra o soysuzların dedikodularına kaptırdın kendini. Ceza reisiyle yol ortasında dövüş tutman nedendi ha? Nedendi? Karının yüzünden değil mi? Korkarım ki İstanbul'da buradakinden kötü olacaksın. İşte Mürşit. Bunları söylemekle insanlık görevimi yerine getirdim. Bundan sonrası sana düşüyor. Hadi yolun açık olsun. Düş mü görüyorum nedir? Bu okuduklarım masal mı yoksa? Elim ayağım birbirine dolanmaya başladı. Hem defterin ilk bölümünü burada bitiriyor. Birkaç sayfa da yırtılmış. Silintili rakamlar, adresler, evrak numaraları. Benim garip babam. Bir yanda mektebi, mülkiye diploması, bir yanda sokaklara düşmüş insan. Ya bu yazılanlar? Ben Diyarbakır'dan döneli 10 yıl oluyor. Rahmetli Abdülsamet Bey nasıl bir aileye düştüğümü, ne olacağım bana daha o zaman haber vermişti. Ne çare ki müveddidin güzelliğine kapılmıştım. Bir kere hayatım kaymıştı. Söz verilen gümrük müfettişliği için 2 ay uğraştım. Bu arada evimin gündelik ihtiyaçlarını da gidermem gerekiyordu. Artık içki içmeye başlamıştım. Beni destekleyen yoktu evde. Onlar için eve giren para önemliydi. Nice uğraşmalardan sonra gümrüğe girdim. Evdekilerin kötü tutumları yine devam ediyordu. Artık yüzlerindeki maske düşmüştü. Kayınvalidem çocuklarımın gözünde beni küçük düşürmeye çalışıyordu. Borçlarım arttıkça masrafı kısıyor, masrafı kıstıkça üstüme atılıyorlar, sonra başlıyorlardı ağlamaya. Durumu gören çocuklarım Feriha ile Zehra da onlara katılıyordu. Asıl dertlendiğim çocuklarımdı. Müveddetle kayınvalidem onları kendi modelleri gibi yetiştiriyorlardı. Gümrükte borçlar ve evdeki sızlanmalar yüzünden görevimi kötüye kullanmaya başladım. Çok, çok para yediğim günler oldu. Eve fazla para getirince nereden bulduğumu soran yoktu. Bir gün gümrükte yaptığım hırsızlık ortaya çıktı. Cezaevine düştüm. İşimden de, kişiliğimden de olmuştum. Artık bana sürünmek kalıyordu. Bacanağımın başına gelenler de başka türlüydü. Oysa iyi bir insandı, zengindi de. Onun da burnundan getirdiler hayatı. Kaynanama göre erkekler kötü insanlardı. Erkeklere yüz vermemek gerekti. Hatta kıskandırılmalıydı da. Ruhsar da bunu yaptı. Kocasını kıskandırmak için bazı numaralara girişti. Edindiği arkadaşlarla düşüp kalkmaya başladı. Bacanağım onu suçüstü yakalayınca çekti vurdu. Kendisi de Akka zindanında öldü. Ya ben ne olmuştum? Komşumuz Mesadet'in kardeşi Necip bana iş vermişti. Yanında iyi parayla çalışıyordum. Bir sabah evde bazı evrakımı ararken elime bir deste mektup geçti. Hayretle açtım. Bunlar bana iş veren Necip'ten karıma gelen aşk mektuplarıydı. Hem de yıllar yılı sürüp gitmişti. O öfkeyle Necip'i bir güzel dövdükten sonra yeniden eve geldim. Şu Necip denen adam bana neden iş verdi bilemiyorum. Aklı başında bir insan bana iş verebilir mi? Komşumuz Mesadet Hanım sefaletimize acıdı da kardeşi Necip Bey'e yalvardı. Demek bize acıdı. Bari sen de bu defa insan gibi çalış. Bağlılık ve itaatten ayrılma. Necip'in yanında mı?
Başka nerede iş buldun ki? Kim dönüp baktı sana? O ağzından düşürmediğin mesadet var ya, bundan böyle eve adımını atmayacak, anladın mı? Ne dedin? Çocuklarımıza hediyeler alan, bizi kardeşi gibi bağrına basan mesadet bize gelmesin mi dedin? Onu da kardeşi Necip'i de bir daha burada görürsem evi başına yıkarım müveddet. Sen çıldırmışsın iyice. Cebin 3-5 kuruş para görmüştü. Çıldıran da insanlığını yitiren de sensin. Bu mektuplar kimin? Ne mektupları? Necip'ten sana gelen mektuplar. Onu da aldım ayağımın altına, zor kurtardılar. Ne? İşini bıraktım ha? Ne oluyorsunuz yine? Ortaya çıkan kötülüklerin hepsi senin başının altından çıkıyor. Susacak mısın yoksa susturayım mı? Ay yetişin komşular, içkisi başına vurdu. Hepinize göstereceğim, kötülükleriniz yanınızda kalmayacak. Ne düşü başımıza gelenler komşular, yetişin. O kızın Feriha'yı da evden dışarı çıkarmayacaksınız, anladın mı? Daha 13 yaşına varmadan kendinize benzetmeye çalışıyorsunuz. Gece yatılarına gitmeyecek. Hepimiz evde hapis mi kalacağız? Bacanağım elini kana bulaştırdı. Ama ben bulaştırmayacağım. Artık aramızda hiçbir şey kalmadı. Yalnız çocuklarımın yarını için çalışacağım. Kaç kızım, kaç, seni öldürecek bu sarhoş, kaç! Asıl seni öldürmem gerekiyor ama elimi kana bulaştırmayacağım. Dünya varmış. İyi ki evden ayrıldım. Elim kana bulaşmadan ayrıldım. Nedir bu başıma gelenler? Çocuklarım hayal kırıklığına uğrayacaklar yine. Beni kötünün kötüsü biliyorlar. Annelerini de kötü bilirlerse hayatları bütünüyle karanlık olacak. Ama duyur mu hiç? Artık benim için müveddet adında kimse yok. Oo, sen misin Mürşit? Ne yapıyorsun bakalım, ne iş görüyorsun? Sarayda teşrifat nazırıyım. Peki nedir bu halin? Mektebi mülkiyi bitirdiğimiz yıl ayrılmıştık değil mi? Evet, o günden bugüne hiç görüşmedik. Sen nasılsın Cevdet, hayatından memnun musun? Rumeli sancaklarından birinde mutasarrıftım. Bu seçimde beni mebus çıkardılar. Oo. Allah daha iyi etsin. Sana bir yardımda bulunabilir miyim Mürşit? Geçti Cevdet, geçti. Bu rastlantı bir iki yıl önce olsaydı belki bir iyilik edebilirdin. Fakat şimdi ölüler gibiyim. Senin için mutlaka bir şeyler yapmalıyım Mürşit. Cevdet, evet. Bana gerçekten bir iyilik yapmak istiyor musun? Elbette, ona ne şüphe. Bak, iki kızım var. Biri hasta, doktorlar ölecek diyor. Bu gidişle ötekinin de ne olacağı belli değil. Zehra'mı bir yatılı okula kabul ettirebilir misin? Senin hatırlı ahbapların vardır. Geceyi gündüze katar bu dileğini yerine getirmeye çalışırım. Sağ ol Cevdet. Bu dileğini yerine getirirsen bana edebileceğin tek iyiliği etmiş olacaksın. Neden bu kadar kötümsersin anlamıyorum Mürşit. Hiç sorma dostum, sorma. Bir kör kuyudayım ki sorma. Babamı ne kadar da yanlış anlamışım. Hatıra defteri de bitmek üzere. Şu birkaç sayfayı da okuyayım. Ya Feriha'yı toprağa verdik. Cevdet Zehra'yı yatılı okula yazdıramadı. Yine onun aracılığıyla bir marabet mektebine yazdırdım. Zehra'yı evden aldığım gün ana kız üstüme çullandılar, nereye götürüyorsun diye. Aradan 4 yıl geçti. Zehra'yı uzaktan görebildim. Genç bir kız olmuştu. Okul arkadaşlarının arasındaydı. Onu bir kereye doyuncaya kadar kucaklamak isterdim. Fakat buna imkan yoktu. Çocuğum arkadaşlarının arasında küçük düşerdi. Bu döküntü insan mı baban derlerdi.
kucaklayamadım. Ne yapalım? O mutlu olsun. Meğer ne zorlu bir insanmış baba. Değerini hiç bilememiş. Gidip babamın ölüsünü son doya doya göreyim. Gel kızım. Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Siz hep babamın başından beklediniz. Son görevimizi yapıyoruz kızım. Ölüler yalnız bırakılmaz. Öyleyse ben de bekleyeyim. Şöyle şu tarafa otur kızım. Babam. Zavallı babam. Dayanıklı ol yavrum. Elimizden ne gelir ki? Babam. Babam. Zavallı babam. Affet beni. Affet. Acımasını şimdi senden öğrendim. Affet. Affet beni babam. Sayın dinleyiciler, Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı, Gülsüm Ezgi'nin radyoya uyguladığı Acımak adlı oyunu dinlediniz.